Merhaba. Psikoloji dünyasında çok bilinen bir deney vardır. Solomon Eş deneyi. Bir grup insan, 10 kişi kadar bir masaya oturtulur ve bunların 9 tanesine özellikle yanlış cevap vermesi telkin edilir. Ama içlerinden bir tanesi bu durumdan habersizdir. Ve onlara çok basit bir soru sorulur. Ve 9 kişi kasti olarak yanlış cevap verir. Diğer konudan habersiz kişi bu 9 kişi bu yanlış cevabı neden verdi diyerek kısa süreli bir karmaşa yaşar ve en nihayetinde bu karmaşadan kurtulabilmek için yanlış cevabı verir, kurtulur. Bir şeyi biliyoruz ki kalabalıkların algısı en nihayetinde bireylerin algısına dönüşüyor. Genel ekseriyetin kararı bireylerin kararına dönüşüyor. Bu yanlış bile olsa, bu yoz bile olsa, bu insan için zararlı olsa bile. İnsanın algısı sosyal şartlara göre değişebiliyor. Bunu anladık. Peki hissettiklerimizde, algıladıklarımızda hata yapma ihtimalimiz var mı diye düşündüğümüzde, depresyona girdiğimiz zamanlarda normal şartlarda yapmaktan büyük zevk aldığımız, yaşarken mutlu hissettiğimiz zamanlar depresyon zamanlarında çekilmez, zor, antipatik durumlar hissettirir. Algılarımız da çoğu zaman kesin gerçekliği bildirmiyor bize. Bir olay karşısında hissettiğimiz duygular genzimizde bir koku bırakıyor. Mutlu hissettiğimiz zaman genzimizde bir koku beliriyor. Üzüntülü hissettiğimiz zaman genzimizde bir koku beliriyor. Peki ya neden böyle diye düşündüğümüzde aslında olayların bir kokusu, bir tadı var. Olayların bir dokusu, bir işleyiş şekli var. Ve bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Kazanma duygusuyla kaybetme duygusu arasında çok ciddi bir mutabakat var aslında. Ve motivasyon noktasında ikisi de çok ciddi tetikleyiciler. Kazanma duygusu da bizi çok ciddi bir motivasyon içerisine sokabilir. Kaybetme korkusu da bizi çok ciddi bir motivasyon içerisine sokabilir. Dolayısıyla bizlerin olaylar karşısında vereceği tepki aslında deneyimlerimizden zihnimize kodladığımız kalıntılardan ibaret. Bir kişi ben hiçbir şekilde duygularımla karar vermiyorum. Ben oldukça realistim, oldukça realitelim. Duygularımı kararlarıma karıştırmam dediği anda muhtemelen yalan söylüyordur. Çünkü %98 ihtimalle biz insanlar kararlarımızı duygularımızla veriyoruz. Duygusal reaksiyonlarımızla veriyoruz. Bu olumlu veya olumsuz her anlamıyla. Biz bir olaya karşı olumlu düşünmemiz gerekiyor, olumlu bakmamız gerekiyor dediğimiz durumlarda bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Zihnimiz olumlu düşünürken de bir şeyler hissediyor, olumsuz düşünürken de. Sürrealist, gerçek üstü düşünürken de, gerçekçi düşünürken de bir duygu hissediyor, bir karara varıyor. Dolayısıyla algıda seçicilik reaksiyon halinde dikkati yöneltiyor. Biz bir şeyi çok iyi biliyoruz. Dikkatimiz neredeyse enerjimiz oradadır. Yani hayatımız oradadır. Biz kendi enerjimizi olumlu noktada tuttuğumuz zaman algıda seçicilik olumlu olayları seçmeye başlıyor. Biz zihnimizde travmalar, sancılar, kaygılar biriktirdiğimiz durumlarda algıda seçicilik olumsuz olaylara, negatif olaylara yönleniyor. Biz insanlara olumlu düşünmeniz gerekiyor dediğimiz zamanlarda aslında mutlu bir duygu yaşayabilmek, olumlu bir duygu yaşayabilmek ve bunun hazzına vardıktan sonra sürekli hale gelebilmesiyle ilgili bir şema çiziyoruz aslında. Yani işler çok kötü giderken, durum çok karışıkken, hakikaten insan kendisini çok zor durumda bırakmışken olumlu düşünmeniz gerekiyor dediğimizde aslında kişi şey diyor. Evet, ben olumsuz düşünüyorum ama olumlu düşündüğüm zaman buna kendimi inandıramıyorum. Olumsuz durumlara rağmen pozitif bakmaya çalıştığım zaman şizoid bir durum gibi bir şey bu. Yani kendimi kandırmaya çalışıyorum, algımı kandırmaya çalışıyorum. Aslında olay tam olarak böyle değil. Yani biz olumlu düşündüğümüzde yaşadığımız olaylardan 10 tane olaydan bir tanesi olumlu olduğu anda algıda seçicilik ona yönelecek. Bir insan olumlu düşünemiyorsa muhtemelen yaşadığı travmalara veya yaşadığı çuvallamalara fazla şekilde odaklanmış demektir. Ve o girdaptan çıkamıyor demektir. Olumlu düşünce şekli aslında bizim
algıda seçiciliğimizde birkaç olumlu olayla, birkaç küçük başarıyla çok ciddi bir düşünce tarzına dönüşebilme ihtimali olan bir durum. Çünkü olumsuz olayların motivasyonuyla olumlu olayların motivasyonu karşılaştırıldığında olumlu olayların motivasyonunun daha güçlü, daha motive edici etkisi olduğu tespit edilmiş. Olumsuz olaylardan neden çıkamıyoruz diye düşündüğümüzde aslında o olumsuzluklarla, o çuvallamalarla çok fazla içli dışlı olduğumuzdan, bütün düşünce şeklimizin o olgulardan ibaret olduğuna inanmaya başlamamızdan kaynaklanıyor. Konuşmanın başında anlattığım sürü psikolojisi deneyi, insanların çoğunun yanlış cevap vermesi ve kişinin yanlış cevaba meyilli olması veya yanlış cevabı vermesi aslında algının değişebildiğinin, en azından algı değişmese bile pratik davranışların değişebildiğini gösteriyor bize. Düşüncelerimiz çok güçlü, bunda hiç şüphe yok. Bilinçaltımız gerçekten güçlü. Hayatımız üzerinde, kaderimiz üzerinde, seçimlerimiz üzerinde çok etkili. Biz bunları biliyoruz ama bunları yönlendirebilmek, bunları hayata kanalize edebilmek, işimize yarayacak şekilde yaşam standartlarımızı yükseltebilmek için kullandığımız zaman bizim tabiatımız sağlam bir noktaya geliyor. Bizler sahibi olduğumuz bilgiler, evet hepimiz biliyoruz, bilinçaltı, işte istenmedik olaylar bilinçaltına gömülür, ondan sonra üzerinde durmadığımız olaylar bilinçaltına atılır. Farkında olmadığımız olaylar bile bilinçaltına atılırken aslında bizim odaklandığımız noktalar bilinçaltı tarafından kaydediliyor. Yani olumsuz bir noktaya odaklandığımız zaman bilinçaltımız olumsuz olayların efektlerini ve varyasyonlarını kaydediyor. Olaya yoğun şekilde fokuslandığımızda, odaklandığımızda en nihayetinde olaydan anlamamız gerekeni anlamak yerine olayın kurgusuna kapılıyoruz. Hayatımızın güzel olması gerektiğine karar verdiğimizde, hayatımızın olumlu olması gerektiğine karar verdiğimizde düşünce dünyamız bir şekilde olumlu noktalarda algıda seçicilik yapıyor. Olumsuz olaylara odaklandığı durumlarda hayat algısı olduğu gibi trajedik öykülere dönüşüyor. Algıda seçicilik makul noktada, makul olaylara yönlendiğinde, güzel olayları seçmeye, güzel olayları analiz etmeye başladığında aslında olaylar ve davranış şekilleri şekil değiştiriyor. Hayatın rengi şekil değiştiriyor. Burası çok önemli. Biz olumlu karar verdiğimizde olaylara sakinlikle yaklaştığımız zaman, olayları çok yönlü görmeye çalıştığımız zaman, yani reaksiyonel düşünmediğimiz, reaksiyonel davranmadığımız zamanlarda biz yaşam kalitemizi yükseltebiliyor, olaylara sağlıklı tepkiler veriyoruz. Bütün duyguların kendine has bir tadı var diye anlattık. Ve bu duygular zihnimizde ne çok kodlamaya sahipse, hangi kodlamalara sahipse veya hangi ağırlığa sahipse zihin genel olarak o noktada çalışıyor. Yani yaşamsal dürtülerimiz gereği korktuğumuz, kaygı duyduğumuz şeylerden uzaklaşma dürtümüz aslında çok sağlıklı. Ama bütün olayları bir tehdit, bir risk faktörü olarak görmeye başladığımızda bütün her şeyden kaçmaya başlamamız, korkuların abarıp kabarması bizlerin hayatın içerisinde akışta olmamıza engel olan, anı yaşamamıza engel olan komplikasyonlar aslında. Biz hayatı olumlu noktadan yaşayabilmek, hayatı güzel noktadan görebilmek için algımızı güzel şeylere odaklamamız lazımdır. Suçlayıcı tavır, öz kıyım duygusu ya da işte o şiddeti karşı tarafa yansıtma hali. Biz bir şeyi çok iyi biliyoruz ki duygusal acılar fiziksel acılarla eşdeğer. Duygulardaki karmaşalar fiziksel hastalıklarla eşdeğer. Bizler kırık kalp sendromunu anlatıyoruz. Aslında duygusal kökenli, psikolojik kökenli ama fizikte kalp krizi geçiriyormuş gibi sancılar, ağrılar. Hipokondriyaktan bahsediyoruz, hastalığı. Aslında vücutta bir şey yok ama duygusal karmaşalar vücutta dayanılmaz acılar hissettiriyor. Depresyonla ilgili konuşuyoruz. Aslında bağışıklık sistemi normal şekilde devam ediyor ama kötü hissedilen duygular bağışıklık sistemini çökertiyor ve vücudu daha da hassaslaştırıyor. Immün sisteme zarar veriyor ve birçok hastalığa açık hale geliyor. Buradan bunu anlıyoruz ki duygularımız çok önemli. Düşüncelerimiz aslında hayatın başladığı nokta. Olumlu bir düşünce zihnimizde bir çiçek bahçesi yeşertmek zorundayız.
biz karanlıklarla dolu, kabuslarla dolu, işte arabesk şarkılarındaki olaylarla dolu bir hayatı kurgulayıp benliğimize işlediğimiz zaman bütün hayat buna dönüşecek. Ama bizler hayatın olumlu olduğuna, hayatın güzel bir şey, yaşanası bir şey olduğuna inandığımız zamanlarda hayat aslında daha olumlu, daha pozitif, daha kendinin farkında bir noktaya gidecek. O yüzden sevgili dostlar, olumlu düşünme ve algıda seçicilik faktörünü hesaba katmak zorundayız. Biz neyi görmek istersek onu göreceğiz ve onu yaşayacağız. Olumlu noktalara odaklanmak, hayatın güzelliklerine odaklanmak, başkalarının eksikliklerine, kusurlarına, yanlışlıklarına değil de hayatın güzel noktalarına, hayatın olumlu noktalarına, hayatın değerli, değer üreten, anlam üreten noktalarına odaklanmamız gerekiyor. Bu böyle olduğu zaman hayatımız daha değerli, hayatımız daha mutlu, hayatımız çok daha huzurlu olacaktır.